Tabii ki zor bir sürecin başlangıcıydı o tarih. AK Parti Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Nurettin Doğanay, FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirdiği darbe girişiminin 5. yıl dönümünde 2016 yılı 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Yaşadıklarım aklıma geliyor. Yani neler yaşadığımı bir ben biliyorum, bir de Allah biliyor. O süreçte neler olduğunu yine bir ben biliyorum kendi dünyamda, bir de Allah biliyor. Darbeye ilişkin ilk bilgiyi aldığı anı ve AK Parti İl Başkanlığı binası önünde yaşadıklarını da aktaran Nurettin Doğanay, parti binasına ilk gelen kişiye dair paylaşımda bulundu. 15 Temmuz tabii benim hayatımda farklı izleri ve aynı zamanda farklı yeri olan tüm ülke için aslında, tüm milletimiz için ama bugün Memur Şartları'nda İl Başkanı olan birisi olarak bendeki yeri bambaşkadır. 15 Temmuz gecesi ilk haber bize telefon yoluyla mesaj olarak düştüğünde o ara televizyon izliyordum herhalde. Acaba falan derken olayın gerçekliğini, vehametini gördüğümüzde tüm arkadaşlarıma bir mesaj atmıştım. Acil koduyla herkes partide toplansın diye. Ben partinin kapısını açtığımda benimle birlikte partinin kapısını o böyle koşarak gelmiş, tabiri caizse su gibi ter olmuş böyle bir kardeşim var. İkinci o kapıdan giren kişidir. Onu da 15 Temmuz denilince hep hatırlarım. Emine Aydemir. Bir hanım kardeşimiz. O hep gözlerimin önüne gelir böyle. 15 Temmuz gecesinin kendisi için öneminden bahsederek farklı duyguları yaşadıklarına dikkat çeken Doğanay, 27 gün boyunca tutulan nöbeti de hatırlattı. Tabii ki zor bir sürecin başlangıcıydı o tarih. Aslında belki de oradaki kapıyı açmak, ondan sonrasında milletimizin, Bolu'nun hemşerilerimizin partinin önüne gelmesi, daha sonrasında meydana toplanması ve 27 gün boyunca tutulan nöbetler. Akşam saat 6'da başlayıp sabah namazıyla birlikte 27 gün boyunca sahada nöbet tuttuğumuz günler, tüm hemşerilerimizle, tüm bulunduğu hemşerilerimizle birlikte, partili partisiz ayrımı yapmadan, vatanını ve milletini seven, o gün bence de dünyada, belki de üniversitelerde bir tez olarak okutulması gerektiğini düşünenlerdenim. 15 Temmuz'un halkın o direnişinin ne olduğunu, o darbenin püskürtülmesinin ne olduğunu çok iyi bilenlerden. Tabii ki bunu yaparken de aynı zamanda davamızın lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağa binip İstanbul'a gelmesi, herkesi havalanında, meydanda bekliyorum demesi, milletimizin göstermiş olduğu o duruş, 252 şehidimiz, yaralı olanlar, bambaşka duygulara sürüklendiğimiz aslında bir geceden bahsediyoruz ama o bir duruştu. O duruş çok kıymetliydi ve çok değerliydi. 15 Temmuz gecesi farklı siyasi görüşlerden kişilerin de o gecede meydanda olduğunu belirten Doğanay, vatandaşlara teşekkür etti, şehitlere ise rahmet diledi. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. O gece o meydanı dolduran, tekrar bunun altını çizerek özellikle belirtiyorum, partili veya partisiz Bolu'daki tüm hemşerilerime, çünkü ben hepsinin çok kıymetli, çok değerli olduğunu biliyorum. O gece çok farklı siyasi partilerde siyaset yapıp ama bakıldığı zaman meydanda göz göze geldiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Orada vatan sevgisinin ne demek olduğunu gördüğüm anlar var. Çünkü hiç kimse belki bir başkasından daha fazla vatanını, herkes öyle söyler ama aslında ülkemizi hepimiz seviyoruz. Her partili seviyor, her partiye mensup olan insanlar seviyor. Çünkü bu ülke bizim, bu toprak bizim, bu bayrak bizim, hepimizin. Doğanay son olarak milletimiz bir daha öylesi gecelerle imtihan olmasın dedi. Birlikte yaşayacağız, hep birlikte yaşayacağız. Yani bunu çok kıymetli buluyorum, onun için kıymetini bilmemiz lazım. Önden gidenlere rahmet okumamız lazım. Onların her birisini hayırla iade etmemiz lazım. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bugüne kadar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, her cephede savaşan, ülkenin bekası adına şehit düşen tüm şehitlerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum.
Rabbim mekanlarını cennet eylesin. O gecede şehit olanlar 15 Temmuz özelinde, benim için tüm şehitlerimiz kıymetlidir ve değerlidir ama gündemimiz 15 Temmuz olduğu için 15 Temmuz şehitlerine bir kez daha orada parantez açıp mekanları cennet eylesin, ailelerine Rabbim sabırlar versin, bir kez daha bize öylesi geceleri, bu milletimiz öylesi gecelerle imtihan olmasın.